Kargoist sözü yormadanı sunar. Ali Hocam, iyi bir okuma nasıl olmalı? Öncelikle düşünceyle beraber yürütülen bir okuma olmalı. Aksi takdirde pasif bir okuyucu oluruz. Pasif okuyucu eleştirmeden kendine sunulanı aynen alan okuyucudur ki bu sonuç itibariyle zararlı bir okumaya dönüşebilir. Yani kitap okumanın herkes yararından söz ederken biz zararından böyle bir durumda söz edebiliriz. Düşünceyle insan okurken düşünebilir de bu iki eylemi birlikte yürütebilecek bir fizyolojiye, bir zihin yapısına sahiptir insan. Arthur Schopenhauer diyor ki düşünmeden okuyanlar ömrü boyunca ata binip attan indiğinde yürümeyi unutan kimselere benzer diyor. Dolayısıyla nitelikli okumanın en önemli şartı düşünmektir. Peki düşünebilmek için de doğru bir zaman, ortam gerekir mi hocam? Düşünebilmek için dingin zamanlara ihtiyacımız var. Okumayı uyumadan önce yapılan bir iş olarak asla seçmemeliyiz. Çünkü kitaplar uyandırmak içindir, uyutmak için değil. Ve dingin zamanlar dediğim zamanlar kişinin uykusunu almış olduğu, karnının tıka basa dolu olmadığı ama aç da olmadığı, yani fizyolojik olarak bedenin ihtiyaçlarının öne çıkmadığı, mesela susuzluktan kıvranıyorsunuz, o sırada kitap okumaya çalışıyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Fizyolojik ihtiyaçlarınızı karşılamışsınız, uykunuzu almışsınız, yemeğinizi yemişsiniz ve bir vakit geçmiş. Yani zihinsel olarak düşünmenize engel bir durum yok. Kafanızı başka şeyler meşgul etmiyor. Odaklanma meselenizi halletmişsiniz. Çünkü odaklanamadığınız takdirde kitaba düşünemezsiniz. Mekan da önemli değil mi hocam? Mekan da çok önemli. Bu anlamda insanın kendisiyle baş başa kaldığı bir mekan okuma ritüeli ya da okuma eylemi açısından son derece önemlidir. Peki kitap okumadan önce yapmamız gereken hazırlıklar var mıdır hocam? Elbette ki her kitaba doğrudan girilmez. Bazı kitaplara, kitapların kapağını açmadan önce bir hazırlık yapmak gerekebilir. Yazar hakkında fikir sahibi olmak, yazarın hayatı hakkında fikir sahibi olmak ya da o kitabın niteliğine dayalı olarak bazı özel sözlüklere başvurmak gibi bir ön hazırlık da gerekebilir bazı kitapları okumadan önce. Bazı yazarlar ya da okuma yolculuğu yapan insanlara yolculuk esnasında yardımcı olanlar çeşitli okuma biçimlerinden bahsederler. Kitabı şöyle okumalısınız, böyle okumalısınız diye. Sizin önerileriniz var mı? Şimdi kitabı okumanın çeşitli şekilleri var. Bunlara okuma biçimleri diyoruz ve bunlardan 3 tanesi çok önemli. Metin merkezli, okur merkezli, yazar merkezli okumalar. Okur merkezli bir okumada okurun anlama kapsamı çok geniştir. Yani bir yazar okura hayır ben bunları anlatmadım diye itiraz edemez. Yazarın bıraktığı boşluklar içerisinde okur kendi anlamını kurar. Alımlama estetiği dediğimiz bu konu anlamın metnin içinde hazır olmadığını, okurun kendi kültürel geçmişi, tecrübeleri ışığında metni yeniden yorumlamaya hakkı olduğu anlamına gelir. Öte yandan yazar merkezli bir okumada yazarın hayatının dikkate alınması lazım. Yazarın düşüncelerinin, hayatının dikkate alınması lazım. Metin merkezli bir okumada ise metnin kendi iç dinamiklerinin dikkate alınarak bir okuma gerçekleştirilmesi gerekir. Tabii okuyucu bütün bunları bilerek çoğu zaman bütün bunları bilerek değil sadece ben bu kitabı okuyacağım diye o kitabı eline alır. Biz burada bu sözleri nitelikli okur için söylüyoruz. Vasat okur için değil. Kargoist sözü yormadanı sundu.